Merhaba değerli izleyicilerim, ben Çatalım Mehmet. Bugün size yeni bir video çekeceğim. Bu videomda oğlumun evine geldik, bizi davet etti. Tavuk dürüm yapacağız. Çok özel bir karışım yapacaklar. Sonra bunu mangalda şişlere çizeceğiz ve tavuk dürümü bu şekilde yapılacak. Şimdi onun tarifine geçeceğiz. Evet, şimdi başlıyoruz. Tavuk göğsü aldık. Bunları şişte çizilecek şekilde küçük küçük parçalar halinde doğruyoruz. Oğlum başladı bile doğramaya. Hadi oğlum bakayım. Bu arada şöyle yakından da çekelim. Evet, gördüğünüz gibi önce dilim dilim yapacak, sonra kare şeklinde keseceğim onları, şişe gelecek şekilde. Eline de yapışıyor ha Hüsamettin. Böyle mi? Maşallah. Et doğruya doğruya usta olmuşsun artık. Evet, bugünkü şef aşçımız Hüsamettin. Onun elinden yiyeceğiz her şeyi. Mangalı da o yapacak, dürümü de yapacak. Evet, şimdi tavuk göğsümüzü uzun uzun kestik. Şimdi küp şeklinde kesiyoruz. Şöyle yaklaştıralım. Bu şekilde. Evet, şefimizin de söylediği gibi şişte güzelce pişecek şekilde doğruyoruz. Evet, şimdi etimizin iç harcını hazırlayacağız. Bunları tek tek göstereceğim size. Evet, domatesli biber salçası içine giriyor. Yoğurt, harmanlanması daha iyi oluyor o zaman. Sıvı yağ. Kırmızı toz biberimiz, karabiber, sarımsak tozu, soğan tozu, kişniş, kekik. Bunların hepsini güzelce şimdi Hüsamettin harmanlayacak. Hadi oğlum bakayım, harmanla bakayım. Evet, heyecandan tuzu unutmuşuz koymaya. Tekrar şimdi tuzumuzu ekliyoruz. Evet, ha oğlum bak, her şey girdi içine. Hadi yoğur bakayım, bir harmanla bakayım şunu. Güzel bir harmanlama olsun. Allah oğlumun elinden, anam bugün tavuk şişi yiyeceğim. Dürümde hem de. Evet, oğlum harmanladı. Şimdi üzerine ştret filmle kapatacağız. O kendine gelecek, biraz bekleyecek, iyice yedireceğiz. Kendi kendine. Evet, kapat kızım şimdi. Gördüğünüz gibi üzerini kapatıyoruz. İşte filmle. Evet, bu şekilde biraz bekleyecek. Ne kadar bekleyecek ha bu? Her şey hazırlanana kadar bekleyecek, tamam. Evet, şimdi ne yapıyoruz hanımım? Soğanları kesiyoruz. Soğanları ince ince kesiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi işin profesörü işin başına geçti. Baş aşçının annesi şimdi işin başına geçti. Gördüğünüz gibi küçük küçük dilimliyor. Soğanlarımızı doğradık. Şimdi maydanoza geçtik. Maydanozumu doğruyoruz. Bunları da doğrandıktan sonra içerisine biraz tuz giriyor. Biraz da sumak girecek. Bu dürümümüzün salatası olacak bu. Biraz sonra karıştıracağız. Bunları harmanlayacağız tekrar. Dürüm yaptığımızda, şişler hazır olduğunda dürümün içerisine bunları da ekleyeceğiz. Evet sevgili seyircilerimiz, burada bakınız. Soğan maydanozumuzu doğradık. Burada biraz sumak var. Burada biraz tuzumuz var. Bunları daha sonra etlerimizi mangalda pişirdikten sonra sumağı ve tuzu, bu doğradığımız soğan ve maydanozu karıştıracağız. Şimdiden eğer buraya katarsak bu soğanlar ölür, tadı da kaybolur. Onun için bunlar şimdilik bekleyecek. Evet sevgili seyircilerimiz, etlerimizi buzdolabımızda 4 saat aşağı yukarı beklettik. Şimdi şişlere çizmeye başladık. Oğlum başladı. Bunları şimdi tek 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 böyle görüldüğü gibi şişe çiziyoruz. Şişe çizme işlemi bittikten sonra mangala götüreceğiz ve orada kızartacağız. Şiş kebap olacak. Daha sonra da dürüm yapacağız tabii haliyle. Gördüğünüz gibi hep el emeği istiyor. Çok değişik bir tatlı bir şey olacak inşallah. Bunu ilk defa deniyoruz.
Bittiği zaman da size söyleriz nasıl olmuş. Ona göre siz de evinizde yaparsınız. Evet sevgili seyircilerim, şimdi dürümün içine süreceğimiz sosları hazırlıyoruz. Bakalım nasıl hazırlıyoruz. Şöyle bir göstereyim size. Evet, buraya biraz salçamız var. 1,5 kaşık. 1 çay bardağı zeytinyağımız var. Halis mulis Edirne zeytinyağı. Şimdi karıştıracağız bunu güzelce. Yedireceğiz birbirine. Görüldüğü gibi. Bu tatlı salça değil mi? Evet, tatlı salça. Tatlı domates salçası, öyle diyelim. Evet, evet. Çok güzel olacak. Bu sonra dürüm yaparken ekmeğimizin içine sürülecek ve üzerine birazcık da bir tutam maydanoz gelecek. Evet sevgili seyircilerimiz, biraz önce birinci sosumuzu yaptık. Şimdi ikinci sosumuza geçiyoruz. İkinci sosumuzun içine girenleri. Evet, önce salçamız. Acı salçamız, acı domates salçası. Evet. Görüldüğü gibi biraz tereyağı ekliyoruz. Evet, görüyorsunuz cızıl 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 sesler çıkıyor. Evet, buraya başka. Evet, bu eridikten sonra tuz gelecek. Biraz şeker gelecek. Biraz da su ekleyeceğiz. Evet, şimdi önce bir tereyağın erimesini bekliyoruz biraz. Şimdi suyumuzu ekliyoruz. Evet, suyumuzu da ekledik. Şimdi tekrar karıştırıyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz ve biraz da şeker. Evet, tuz ve şeker, onlar da içine eklendi. Şimdi hep beraber karıştırıyoruz. Bu şekilde ikinci sosumuz da hazır olmuş oluyor. Daha sonra mangalımız bittikten sonra bu soslarımızı ekmeklerimize süreceğiz. Evet sevgili seyircilerimiz, soslarımızı hazırladık. Şimdi bunları yufkalarımıza sürüyoruz. Tek tek, evet şöyle. Evet oğlum, sür bakayım. Şef oldum bugün. Hadi bakayım, şef aşçımız. Evet, görüyorsunuz. Fırça eline yakışıyor, söylemiştim ev turunda. Oğlum boyacı ustası diye. Bak gördüğünüz gibi burada da hemen gösteriyor ustalığını. Gördüğünüz gibi ne güzel fırça sürüyor. Evet, her tarafını böyle yedireceğiz. Evet, her tarafını yediriyoruz. Gördüğünüz gibi kıyı daha köşe. Daha sonra bu sostan aynı şekilde ekmeklerin dışına da süreceğiz. Evet, gördüğünüz gibi ekmeklerin dışına da sürülecekmiş. Onları nasıl elimize tutacağız o zaman oğlum? Ona demir aldım ben. Damur demirle ekmekleri içine koyacağız. Ondan sonra dıştan süreceğiz. Ha tamam. Onu da göreceğiz. Onu ben hiç görmedim. Onu uygularken göreceğiz. O demir parçası nasıl bir şeymiş. Mangalımızı yaktık. Şimdi ilk önce biber ve domateslerimizi mangalımızda közleyeceğiz. Evet, kırmızı biber, sarı biber ve domates. Bak tek tek şimdi mangalımıza çiziyoruz bunları. Bunları önce koymamızın sebebi, etler çok hızlı pişeceği için, tavuk eti olduğu için önceden bunları hazır olmuş olacak. Etlerimizi pişirdikten sonra dürümün içerisinde koyması hemen hızlıca olsun diye. Evet, çok değişik bir yemek olacak bugün. Sürprizlerle dolu, ben bile çok merak ediyorum yine de. Evet. Görüldüğü gibi mangalın içine koyduk. Onlar şimdi orada közlenecekler. Biberler közlenirken ben de şöyle bir çevreyi çekeyim. Buraları daha önceki videolarımızda görmüştünüz ama şöyle ben tekrar bir göstereyim. Şöyle yönünü değiştirerek de size göstereyim tekrar. Şöyle. Evet, bizim evin terasından görüntü bu. Bugün yine güzel bir hava var, güneşli bir hava var. Evet sevgili seyircilerimiz, biberlerimizi, domateslerimizi kızarttık. Bakın böyle gözledik, ne güzel oldu. Şimdi biz bunları masamıza götüreceğiz. Kabuklarını soyarken etlerimizi bu arada mangala koyuyoruz şu anda.
Mangalda etlerimiz kızarırken biberlerimizi de kabuklarına soyacağız. Şöyle ben masaya bırakayım bunu. Şöyle. Burada bizim hanım bekliyor. Şef aşçının anası. Bugün şef aşçının anası oldu benim hanım. Bay bay yap hadi. Evet, közlemez böyle bu şekilde devam ediyor. Etlerimiz de kızaracak burada mangalımız. Mangalımızı kaldır kızım bakayım nasıl olmuş. Allah, dumana bakın dumana. Daha yeni koyduk. Evet, diğer aşamada tekrar buluşmak üzere. Bu bitti. Canan Karahan. Evet, sizin dışarıda bahçeniz var değil mi oğlum? Sen hadi bir şeye bin bakalım, bir hoplama yerine bin bakalım, bir hoplayabilecek mi? Hadi. Hadi koş bir, koş 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 koş. Hadi oğlum bakayım bir. Hadi hopla, hadi. Tamam, hadi bakalım. O lazım değil, ver çıkaralım. Hadi. Hadi oğlum hopla bir görsün bir. Tamam, onlar da mı çıkacak? Hadi bakalım, tamam hadi. Hadi hopla oğlum bakayım. Aa, Selim'in keyfine bakın Selim'in. Evet, hadi oğlum. Selim nasıl? Güzel mi? Ayaklar nerede yiyorsun? Oo. Selim çok mutlu. Trampolinde hopluyor. Evet, gelin kaynana domates ve biberlerin kabuklarını ayırıyorlar şu anda. Mangalda da etlerimiz kızarıyor yavaş yavaş. Şöyle. Şöyle çekelim. Evet. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Gelin kaynana. Anlatın bakalım. Acıktınız. Evet, ben de çok acıktım. Vallahi ben hep belgesellerde izliyordum. Böyle yemek programları var ya, böyle köylerde kasabalarda çekiyorlar. Adamlar en sonunda başlıyorlar yemeği. Anlıyorum ki şimdi 5-6 saat çekimden sonra iyice acıkıyorlar. Bizde de bu durum şu anda. Biz de epeydir uğraşıyoruz işte onun hazırlanması, kesmesi, biçmesi derken. Son aşamaya yaklaştık. Evet, etlerimiz şimdi pişiyor. Bunları şimdi bir tur çevirelim. Aman ne güzel pişmişler bunlar. Evet, sanki Antep'te pişirdin bunları oğlum ya. Şuna bak. Denizli'nin tandır kebabına da benzemiş bu ya. Ne güzel bak şöyle. Oh 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 oh. Çok lezzetli bir şey olacak. Evet, etlerimiz şu anda piştiler. Ve şimdi dürüm yapacağız yavaş yavaş. Onun hazırlıklarını yapıyoruz şu anda. Hazırlığımız bittiğinde orayı tekrar çekeceğiz. Etlerimiz bitti. Şimdi salatamızı karıştıracağız ekmeğe. Koyacağımız salatayı karıştırıyoruz. Evet, tuz ve sumağımızı koyduk içine. İçinde ne vardı? Kırmızı soğan ve maydanoz zaten önceden doğramıştık. Evet, iyice harmanıyor. Şöyle gördüğünüz gibi karıştırıyoruz. Evet, bu Adana dürümde de böyle bu şekilde yapılıyor. Aynı malzemeler konuluyor. İçerisine Adana da domates de donuyor. Ama burada farklı bir sos yaptık biz. Burada biraz değişik oldu. Şöyle gördüğünüz gibi güzel etçere yediriyoruz birbirine. Evet seyircilerimiz, şimdi etlerimiz pişti. Onları şimdi dürüm yapacağız. Şöyle bir gösterelim oğlum nasıl dürüm yapıyormuşum bir görelim. Evet, yağlı ekmeklerimiz. Evet, yağlı soslu ekmeklerimizin içine dürümümüz yapıyor şimdi. Etlerimizi çekiyoruz. Evet, yavaş yavaş şişten çıkardık. Şimdi güzel bir dürüm yapacak bunu. Aynen. Evet. Etlerimizi atıyoruz. Görüldüğü gibi. Hadi oğlum maşallah. Vallahi bu Mayıslar aşçılık sana yakıştı ha. Ondan sonra acaba. Evet, bir tutam da yanına hazırlamış olduğumuz sumaklı, soğanlı, maydanozlu salatamızı ekliyoruz. Başka ne geliyordu? Pişmiş
Evet. Domatesimizden de alıyoruz. Gördüğünüz gibi pişmiş, kızarmış domatesimiz. Közlenmiş domatesimiz. Öyle diyeyim, közlenmiş domatesimiz. Evet, közlenmiş biberimiz. Közlenmiş biberimizden. Evet, şöyle. Bunu ben mi yiyeceğim, sen mi yiyeceksin oğlum ya? Fark etme, kim yerse. Ondan sonra etimizin üstüne de. Etin üstüne ikinci sosumuz geliyor şimdi. Evet bak, domates. Bu tereyağlı. Domatesli, sulu, tuz var, şeker. Ondan sonra birazcık da tuz ekliyoruz. Biraz daha tuz ekledik, evet. Bundan sonra bunu güzelce saracağız. Hadi bakalım oğlum. Tamam, buraya kadar güzel gitti. Geldi. Saracağız. Ondan sonra telimize yerleştireceğiz. Ondan sonra telimize yerleştiriyoruz. Evet, teli getireyim ben oğlum. Yardım edeyim sana. Evet, şöyle gördüğünüz telimiz. Bu balık pişirme teli. Aynı zamanda mangal teli oluyor bu. Şöyle bunları koyacağız. Hepsini sardıktan sonra güzel bir yağlayacağız. Tekrar gösteririz size. Evet, hepsini böyle sıradan dizdikten sonra tekrar size göstereceğiz. Üzerini yağlayacağız. Gördüğünüz gibi şöyle. Evet sevgili seyircilerimiz, dürümlerimizi hazırladık. Evet. Şimdi üzerlerini yağlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu ekstra balık mangalımıza da yerleştirdik tekrar şişimize. Bakınız gördüğünüz gibi. Evet, şöyle güzelce bir sosluyoruz. Bak gördüğünüz gibi kıpkırmızı oldu. Şimdi çevireceğiz. Arka kısmından da yapılacak bu aynı işlem. Allah. Allah her tarafta olur böyle. Yağlı işlerine uğraşırsan yağlı işler olur. Hadi bakayım. Evet Selim, çok mu acıktın oğlum? Evet, çok acıkmış Selim. Evet, bunu yağladıktan sonra şimdi üzerine sonra mangalımıza koyacağız. Altlı üstü tekrar bir kızartacağız hafif. Evet, şöyle alalım bunu. Mangala götürelim. Şöyle bu tarafa. Kızım kapağını aç. Evet, şu şişe de alalım buradan. Şimdi bunu buraya şu şekilde yerleştiriyoruz. Görüldüğü gibi kapağını kapatalım. Evet, şöyle tekrar alalım. Evet, görüldüğü gibi biraz bekleyeceğiz. Sonra bu alt kısmı kızardıktan sonra tekrar çevireceğiz. Öbür kısmı da kızardıktan sonra yemeye başlayacağız. Evet sevgili seyircilerimiz, öğlenden beri uğraştığımız tavuk dürümümüzü şu anda hazırladık, pişirdik. Görüldüğü gibi. Şimdi ben bir tadına bakacağım. Çok güzel yandı mı? Evet, çok güzel olmuş. Elinize, kolunuza sağlık çocuklar. Evet sevgili seyircilerimiz, videomu izlediniz, gördünüz, nasıl yapıldığını öğrendiniz. Siz de kendiniz deneyebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda da buluşmak üzere. Şimdiden hoşça kalın. Ben yemeğe devam ediyorum. Hoşça kalın.